bir ekran klasiği Kenan Elçetin Göz'le yüz yüze ilk defa ağırlayacağı bir konukla bu hafta izleyicilerine sürpriz hazırlıyor. Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, oğlu Murat Arkın'la birlikte usta gazeteci Kenan Elçetin Göz'e konuk oluyor. Keyifli bir pazar sohbetine hazır olun. Ben Kadir derim, karşı taraftaki böyle hangi Kadir? Ben de böyle deli Kadir lan. Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, son filmi Panzehir'i, Yeşilçam'ı, özel hayatını ve daha önce hiç kimsenin bilmediği anılarını yüz yüze de anlatıyor. Aksiyon sahnelerinin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, gerçek hayatta hiç kavga etti mi? Karate'nin numarası var, bir tane çattım. Bayıldı. Ya Cüneyt abi sen hakikaten karate biliyormuşsun dedi. Murat Arkın, babası Cüneyt Arkın'ı anlatıyor. Benim doğum günüme tarihi kıyafetleriyle gelip... Cüneyt Arkın, 45 yıllık hayat arkadaşı, büyük bir aşkla bağlı olduğu Betül Hanım'ı anlatıyor. Ya benim karım var ya, kimse dayanamaz. Murat Arkın, 4 yaşındayken babasıyla birlikte nasıl filmde oynadı? Çenesi titriyor soğuktan. Beni babamdan kimse ayıramaz diye. Cüneyt Arkın, yeni nesil genç oyuncular için ne düşünüyor? Hangi oyuncu için o artık kahraman dedi? Bir numaralı benim. Bir numara. Tabii yani. O kahraman. Cüneyt Arkın'dan geçmişiyle ilgili şok itiraflar. Arkın parasız kaldığı yıllarda neler yaşadı? Bir şey çok ağrıma giderdi ya. Yemek yerler, artıkları bana verirlerdi. Altını temizlemek falan ağrıma gitmedi. Cüneyt Arkın'ın tekmesinden sonra Beyazıt Öztürk ne yaptı? Arkamda duruyor. Bir eşek tekmesi vardır. Ben bir tane çattım bunu aşağıdan. Biraz aşağı vurmuşum, ne bileyim ben. Panzehir filminin aksiyon sahnelerine Bülent Ersoy nasıl dahil oldu? Bülent Hanım görmüş, durdurmuşlar arabayı ve hani ayırmaya kalkmışlar. Cüneyt Arkın, Hollywood'dan gelen teklifleri neden kabul etmedi? İtalya'da Steve Arkın, evet. Avrupa'da George Arkın. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Ömer Şerif'in hangi sözünü unutamıyor? Omar Şerif'le karşılaştım bir gün. O bana çok koydu. Ha. Bir yumrukla 5 adamı devirdiği filmlerinin tiye alınmasını nasıl yorumluyor? Zaten bu filmler çöplük filmi diye moda oldu Avrupa'da. Merak edilen soruların cevapları birazdan Kenan Elçetin Göz'le yüz yüze de. Evet, hoş geldin Cüneyt baba. Abi ne dememi istersen onunla başlayacağım. Cüneyt'ciğim. Gerçekten. Hoş bulduk. Hoş geldin. Çok güzel bir mekan ya. Girdim ya saraydan böyle köşk. O mimariyi gördüm ya. Vallahi iftar ettim ecdadımla. Ne kadar güzel. Böyle bir kültüre, böyle bir mimariye. Sonra gele gele gökdelenlere geldik. Masalları bitirdik. Baya dertliyiz. Masalları bitirdik. Gökdelenlere geldik. Hayır, sosyal değişiklik de yaptı. İnsanlar da değişti. Eskiden bizim o mahallede insanların bir... Türk filmlerinde karakter oyuncular vardır ya. Evet. Onların yarattığı karakterler gibi. Aynen. Hoş sohbet, dost, birbirine yardım. Şey geldi, gökdelenler geldi, uyuşturucu geldi, acayip insanlar geldi. Böyle... Neyse, konumuz bu değil. Konumuz tarih duruyor karşımda gerçekten. Yani çok teşekkür ederim. Bugün çok mutluyum. Çünkü mesleki hayatımda 35 yıl oldu benim. İlk defa Cüneyt Arkın gibi biriyle röportaj. Sahi niye? Sen beni hiç sevmezdiniz. Hep dövmeye kalkardınız biliyorum o zamanlarda. Ne? Hiç, seninle hiç ilişkim olmadı benim. Düşünce ilişkim bile olmadı. Evet. Ama programlarını seyrettiğim zaman diyordum. Yani konuk geldiği zaman öyle bir tadını çıkarıyorsun ki. Çok teşekkür ederim. Korkuyordum sizden de onun için çağırmıyordum ama şimdi artık... Yok, ben herkese karate yapmıyorum. Yapmıyor musun? Kimlere yapıyorsun mesela? Oo, onlar biliyor. Gerçek hayatta hiç dövüştüğün oldu mu çok merak ediyorum. Filmlerin dışında. Hayır, bir kere bizde şu vardır. Müsabakadan evvel sana saygı duyuyorum, seni seviyorum. Ve de ben siyah kuşağım. Her kuşak beyazdan başlar, kahverengisi, sarısı, mavisi yemin edilir. Hmm. Hayatı tehlike olmadıkça, namus meselesi olmadıkça kesin güç kullanmayacaksın. Bir gün gidiyorum, sabaha kadar çalıştık, sonra bir duş aldık, elbise değiştirdik, tekrar işe gidiyoruz. Karate
bir filmi. Taksi dedi, ulan taksi geçti gitti. Koşturdu beni. Kapıyı sert kapadın dedi. Girdim içeri, şeyi tak dedi. Emniyet evet. kemerini tak dedi. Öyle gitti. Sigara içmedi. Ya aceleden gebereceğim. Adam sallanıyor. Bir de önümüzde bir araba. Adam oturmuş, yanında bir kız. Cep konuyor, kızla konuşuyor. Ya dayanamadım. Uzandım, taksinin kornasına bastım. Sen basarsın, araba dak diye durdu. Önümüzdeki kapı açıldı. Genç biri silahla indi. Ve o önemli değil. Öyle bir küfür ki. Evet. O benim kınalı elli anacığım. O evet. dantel başörtülü ablacığım. Öyle bir namus. Karate'nin numarası vardı. Bir tane çattım. Hayatımda bayıldı. Silah gitti bir tarafa. Herkes toplandı. Şey gülmeye başladı o sinirli şoför. Ne güzel vurdu. Adam sonra ayıldı. Kendine geldi. Baktı. Ya Cüneyt abi sen hakikaten karate biliyormuşsun dedi. Herkes filmdeki gibi sanıyor. Yani filmde rol icabı. Ama bazen babamın şeyidir. Yani artık refleks olmuş. Karate hareketi artık refleks olmuş. Mesela futbol maçlarında onun yanından böyle 25 yaşında bir çocuk böyle pırr diye geçmeye kalkarsa sadece topun gittiğini görürsünüz. Adam orada kalmıştır yani. O çünkü refleks artık. Geçmesine izin vermiyor. Aynen öyle. Yani beyin artık onu böyle daha şey yapmadan, algılamadan hop yolunu kesiyor. Orada adamı bitiriyor. Öyle karşı olmuş. Takımdan asla oynamazlardı iki kardeş. Öyle mi? Benim takımda oynadılar. En garanti. Hep yanında olacak. Tabii ya karate var karşılarında. Bizim için bir efsane. Yani gerçekten ben şu anda çok mutluyum ve çok duyguluyum. Sabaha kadar konuşmak isterim. Neler var? Bir tarih yatıyor. Yeşilçam'ın tarihi yatıyor. Gençler ders alsın. Sanatçı geçinenler öğrensin. Neler vardır kim bilir? Neler yaşadı? Sanatçı geçinenler diye bir şey söyledin. Sen söyle yani. Bilmiyorum. Öyle olmuyor mu? Şimdi daha basit değil mi? Senin zamanında daha zor değil miydi? Çok zordu. Evet, şimdi görüyorsun, dizilere bakıyorsundur. Çok zordu. Yani Türk sineması var olduysa, o Türk sinemasını yapan insanların fedakarlıkları, zeka, mesleğini çok sevmek, sevmenin ötesinde sevda ve yaratıcılıklarıydı. Kesinlikle. Dalga geçiyorduk ama şimdi gerçekten filmleri tekrar tekrar izliyoruz. Aynısını yapamazlar ki. Yapamazlar. Aynısını yapılması mümkün değil. Bir kere o karakter oyuncuların, evet. yani bir Hulusi Kentmen'i, bir Adile Naşit'i düşünebiliyor musunuz? Hüseyin Beyda ve Kadir Savun'u. Mümkün ya. Mü? Değil mi? Ne kadar güzeldi her şey. Mümkün değil. Sen baban için neler söylemek istersin? Yani gerçekten... Boş ver. Ya valla aslında hani söylenebilecek her şey gerçekten Türk halkı söylemiş ya. Bizim söyleyebileceğimiz tek şey, benim hayalimde bir tek şey var. Hakikaten babam gibi baba olabilmek. Benim tek istediğim o gerçekten. Çünkü bütün çalışmaları, bütün filmleri o yoğunluk arasında bile bize her zaman ayırabildi. Yani... Ben hatırlarım, benim doğum günüme tarihi kıyafetleriyle gelip saçı başı boyalı halde gelip benim mumu söndürmemi izlediği zamanı bilirim. Gecenin bir vakti setten döndükten sonra sabahın altısında beni işte Boğaz'da balık tutmaya götürdüğünü bilirim. Ha, ben arka koltukta uyuyakalırdım, hayır o oltayı atardı tutardı. Yani futbol maçlarımız, satrancımız, tavlamız. Bisiklete binmek, arabayı kullanmak. Yani her şey. Beraber dolayısıyla beraber. Hani hakikaten söyleyebileceğim tek şey umarım babam gibi bir baba olabilirim. Ama şimdi aynen benim babalığımı o çocuklarına yapıyor. Aynen görüyorum. Londra'da yaşıyorsun. Londra'dayım. Sık sık gidip geliyorsun. Aslında şöyle söyleyeyim. Tam nerede yaşadığımın şu anda kararını tam verebilmiş değilim. Şöyle yapıyorum. Sabahleyin uyandığımda gözüm kapalı bir 2-3 saniye veriyorum kendime. Eğer kedi sesi varsa İstanbul'dayım. Çocuk sesi varsa Londra'dayım. Öyle. Güzel. Hakikaten bazen nerede uyandığımı bilmiyorum. Karının sesini duymuyor musun oğlum? Şimdi eğer çocukların sesini duyuyorsam karımı zaten duyamıyorum demektir. Çünkü ilgilenmiyor demektir. Çocuklar bağırıyor demektir. Ben karımın sesini duyunca Levent'teyim diyor. Ama ne güzel bir evlilik yapmışsın. Yani. Ya benim karım var ya. Kenancığım, kimse dayanamaz. Gece gündüz çalışıyorum. Günde 12 saat, 16 evet. saat. Cumartesi, pazar. Ya diyorum ki bir akşam yemeğine gidelim. Hazır ol. Ne akşam kardeşim, sabaha karşı geliyorum. Giyinmiş, oturmuş. En ufak bir şikayet yok ya. Neler oldu, nasıl katlandı ya? Bir arada içki durumum vardı ya. Kimse katlanmaz. Evet. Katlandı. Bir gün beni içkili görmemişlerdir. Göstermedi beni. Yani böyle bir büyük fedakarlık yani. Allah... Tanışmanız nasıl oldu? Gitmişsin ben Doktor Fahrettin diye. Ben gece mesela işten çıktım.
Bir yerde çorba içeyim dedim sabaha karşı. İşte orada bir sonra çorba bir iki tane viskiye döndü falan derken. Çıktım benim arabam bekliyor biliyor musun? Vefa yahu. Dostluk. Bekliyor beni ya araba. Nasıl bir sıcaklık, nasıl bir vefa, bağlılık bu. Gittim teşekkür ettim onu, öptüm, kokladım. Öylesine yalnızım. O sırada da sabah Beyoğlu'nun topağacı hanımları geçiyor da. Dere kafayı çekmiş falan. Öylesine büyük yalnızlık yaşıyorum. O dönem öyleydi. Çok meşhurdun ama. Herkes peşinden koşuyordu. Bildiğim kadarıyla böyle bir arkası dönük bir kadına gidip benimle evlenir misin? Giden yolda arkası dönük bir kadına dokunayım ya döndüğü zaman benimle evlenir misin diyeyim, diyecek hale gelmişim. Evet. Ben de o durumdayken işte bir toplantıya gittik işte bir kokteyl mokteyl neyse günse. Orada gördüm karımı ya. Aynen benim yalnızlığımda kenara çekilmiş o mavi gözlerinde bir hüzün. Böyle mahzun. Hemen gittim tabii. Merhaba dedim. Sonra kurtulamadı elimden tabii. Ama bir sessizlik olmuş. Merhaba Doktor Fahrettin. Abi, o da ben şimdi, Betül demiş. Şimdi o sonra herkes, evlenmişsiniz. Herkes var ya böyle koşturuyor Cüneyt Akın falan filan. O sevmiyor o şeyleri. Zaten oradan bana karşı kim beslemiş, öfke beslemiş. Ulan bu kim herif, ne oluyor ki lan bu herkes? O herkesin iltifat ettiğine iltifat etmemek de vardır. Evet. Hiç yüz vermedi ya. Ama bu doğrusunu yapmış o da. Doğrusunu yaptı ama sonra en doğrusunu yaptı, benimle evlendi. Cennetin oldu ama artık. Evlilik yeryüzünde ya cehennem ya cennettir. Ben cennete eriştim. Bunların da annelerinden birinci şansı, ikinci şansları eşlerin çok iyi olması. Ben selam diyorum, bir tanesi var ona, ben Nescafe diyorum, bana el sağda dize sallıyorum. Çok iyi eşleri var, küçüğünün de büyüğün de. Murat doğduğunda özellikle senin heyecanın bir başkaymış. Yani filmlerdeki o bağırmalarının dışında naralar atmışsın. Saint Irene'in orada çalışıyoruz. Abi şeyler, turistler Topkapı gidiyor ya müzeyden. Hepsi toplanmış bakıyorlar bağıran çıldırdım. Evet çok sevindim. Çok bağırdın. Çok sevindim abi ya çok bağırdım. Ondan mı adını Kara Murat, Murat koydun? Kara... Ama hakikaten Kara Murat diyorlar. Yani bizim yazlıkta veya işte benim eski arkadaşlar her zaman mesela bana bazen Kara der, Kara Murat der. İsim o zamandan öyle kalmış. Hakikaten şey o gün doğduğum günün gazete başlıklarına bakarsan Kara Murat doğdu diye haber Kara var. Murat filmi çekiyorduk zaten. Ha, Kara Türker Murat. Abi adı Murat olsun dedi ve oldu ondan. Cüneyt Arkın doktorluk yaptığı yılları anlatıyor. Çok acılar gördüm, çok hastalıklar gördüm, çok çaresizlikler gördüm. Murat Arkın 4 yaşındayken babasıyla birlikte nasıl filmde oynadı? Çenesi titriyor soğuktan. Beni babamdan kimse ayıramaz diye. Murat Arkın babasıyla birlikte oynadığı yeni vizyona giren sinema filmi Panzehir'i anlatıyor. Bence Türk sinemasında çok iddialı bir şey söyleyeceğim ama... Cüneyt Arkın, Panzehir'de nasıl mafya babası oldu? O ara dövecek adam bulamıyorlar. Ben biliyorsun Türkiye'de bütün bitirdim adamları Avrupa'dan falan ithal ediyorlardı. Cüneyt Arkın yeni nesil genç oyuncular için ne düşünüyor? Hangi oyuncu için o artık kahraman dedi? Bir numaralı. Bir numara. Tabii yani o kahraman. Cüneyt Arkın Yeşilçam döneminde yaşadıklarını anlatıyor. 150 bin lira alıyordum. Arabeskçiler 5 milyon 10 milyon alıyorlardı. Cüneyt Arkın'dan geçmişiyle ilgili şok itiraflar. Arkın parasız kaldığı yıllarda neler yaşadı? Bir şey çok ağrıma giderdi ya. Yemek yerler, artıkları bana verirlerdi. Altını temizlemek falan ağrıma giderdi. Cüneyt Arkın'ın tekmesinden sonra Beyazıt Öztürk ne yaptı? Arkamda duruyor. Bir eşek tekmesi vardır. Ben bir tane çaktım bunu aşağı. Biraz aşağı vurmuşum, ne bileyim ben. Cüneyt Arkın'ın hayatındaki en büyük korkusu ne? Uzun süre o şeyi yaşadım. Cüneyt Arkın, Hollywood'dan gelen teklifleri neden kabul etmedi? İtalya'da Steve Arkın, evet. Avrupa'da George Arkın. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Ömer Şerif'in hangi sözünü unutamıyor? Omar Şerif'le karşılaştım bir gün. O bana çok koydu. Ha. Bir yumrukla 5 adamı devirdiği filmlerinin tiye alınmasını nasıl yorumluyor? Zaten bu filmler çöplük filmi diye moda oldu Avrupa'da. Hepsi ve daha fazlası... Birazdan Kenan Erçetin Göz'le yüz yüze de.
Babanı bize anlatsana. Yani biz filmlerden biliyoruz ve babacan olduğunu biliyoruz. Kendi dünyası olduğunu biliyoruz. Gerçekten o kendi anlattığı için söyleyeceğim, o alkol tedavisi gördüğü zaman da bile biz, ben basın olarak hiçbir şeyini görmedim. Tedavi görmedim ya. Beni iyileştiren Türker abiyle şey oldu, karım oldu. Yani karım öncelikle. O dönemde karım. Bile biz herhangi bir şeyini görmedik. Kendi dünyasında, kendi kendine gerçekten bugüne kadar çocuklarıyla, sizlerle çok güzel bir aile tablosu. Evet. Mutlu bir aile tablosu var. Hiçbir şeyini görmedik. Sen babanı bize anlatsana. Yani baban gerçekten evde nasıldı? Yani bu seni nasıl büyüttü? Nasıl bir baba? Çok inanılmaz insancıl, duygusal. Ama şöyle söyleyeyim, yani mesela filmlerde gördüğünüz karakter aslında kendi karakterinden çok da farklı değil. Çok ilginç aslında. Yani iki karaktere de bürünebilen, iki şekilde de görünebilen bir insan, ama hani bizim yanımızda her zaman çok sevecen, çok insancıl, insanlara çok yakın davranan, çok okumuş olduğu için, çok da eskiden tabii zorluk ve yoksulluk da çekmiş olduğu için insanları bir anda çok iyi anlayabilen bir insan. Onlarla bir olabilen bir insan. Herkesle çok rahat konuşabilen bir insan. İşte ne bileyim, yani sokakta en basit satıcısından yani en çok okumuş tarih profesörüne, bir üniversite eğitmenine veyahut da işte bir üniversitede okuyan bir öğrenciyle çok rahat herhangi bir konuda konuşabilecek kadar bilgili, insancıl bir insan. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü biz çok geniş bir yelpazede her şeyin en iyisi nasıl yapılır, nasıl yaşanır, onu zaten birinci ağızdan öğreniyoruz ve görüyoruz. Bizim de belki hani birçok insan bize söyler ya Murat, hani biz sizi hiç böyle yerlerde görmüyoruz, işte ne bileyim hiç böyle burnunuz havada değil, alçak gönüllüsünüz falan. Evet. Zaten aksi olamazdı. Mümkün değil, çünkü biz onun aksini görmedik zaten. Yani işin o tarafını hiç görmedik. Ben Cüneyt Arkın'ın oğluyum deyip sen de istediğin gibi. İşte olmadı. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Ben Marmara Üniversitesi'nde enformatik okudum, Almanca. 6 sene sonunda, 2 sene hazırlık, 4 senede bölüm. Diplomamı vermek için babamı çağırdılar. İnanın bana, öğretmenlerin babam olduğunu bilmiyordu. Birçoğu böyle baktı kaldı. İlk defa. Ya Cüneyt Arkın'ın oğluymuş dediler. Ya çünkü hangi sebeple gidip söylersiniz ki? Ya hocam ben işte çalışmadım, bana yüksek not verin, Cüneyt Arkın'ın oğluyum mu dersin? Yoksa ya çok iyi not aldım, bakın bilin hani ben yani hangi sebeple gidip söylersin bunu? Benim bana, öyle bir sebebim olmadı. Bana iyi not verin, yoksa kodumu oturtun. Belki maçlara çağırdığımda. Ben Anadolu'da doktorluk yaptım. Evet. Bir stetoskopla gittim. Şimdi bir gidiyorsun abi, MR'ından tut graf şimdi, bayağısın. Çok acılar gördüm, çok hastalıklar gördüm, çok çaresizlikler gördüm. Ölümler gördüm. Şimdi o kitabımda birkaç tanesini yazdım. Mesela ya gittik, çocuk ters gelmiş ya. O ebeler var ya, köy ebeleri, yaşlı kadınlar, elleri kirli, simsiyah. Kadına giriyor içeriye falan filan benim. Ben hemen jandarmayla gidiyoruz, müdahale edeyim dedim. Adam çifteyle karşıma çıktı, kocası. İmkanı yok bir erkek kadın orasının lahmalini falan göremez. Göremez. O dönemde. Feryat feryat sabaha karşı, çocuk da öldü, kadın da öldü. Ben böyle şeyler yaşadım. 22 tane çocuk 10 günde kızamıktan öldü gitti. Çünkü penisilinim yok. Evet. Penisilin istiyorum, anlatıyorum, yok. Türkiye böyle bir yerden, işte MR dolu hastaneler toplumda. Tıp olarak çok ilerledik tabii. Peki şimdi bir araya getirmemizin sebebi yeni filminiz Panzehir. Yani sen niye sinemaya girdin? Baban sayesinde mi girdin, yoksa başka bir okulun var, başka bir mesleğin var? Nasıl i̇şte, oldu? Evet. Yani, babanla oynamak nasıl bir şey? Yani bildiğim kadarıyla daha önce de bir filmde oynattın. Evet. 80'de, 1980-81. Bir vatandaş Rıza. Ve önce Hayaller Ömür. 4 yaşında. 4 yaşında. Ona bize bir anlatsana gerçekten. Yani Murat'ın film oyuncu olmasının sebebi o. Ya hiç şimdi, aklında yokken bir anda biz ayrılamayız konumuna gelen. Vatandaş Rıza köyden şehre gelip bir gece kondu kuran, hayaller yaşayan, şuraya domates ekeceğiz, şuraya çiçek koyacağız, o hayaller içerisinde gelip bir zenginin çocuğu kadınlara hava olsun diye arabayla girip parçalar yok eder. Şimdi orada bir karım olacak, bir çocuğum olacak. Çocuğu buluyorum 10 numara, kadını buluyorum 10 numara. İkisini bir araya getiriyorum. Olmuyor. Bir gün eve geldim. Bahçe bahar. O bahçe kar yağmış gibi, o bahar çiçekleri, erikler çok güzel açar bizim bahçede.
Onun beyazlığı içinde Kur'an okumuş, belki de namaz kılmış Betül, bilmiyorum. Beyaz bir tülbent, nakışlı işlemeli. Kucağında Murat. Ya öyle bir ilahi resim ki. Tamam dedim. Ya bunlar olsun. Söyledim, tamam dediler yani. Murat'a da sorduk. Nevet dedi. Nevet. Nevet. Ve çok şeydi. 4 yaşında çok başarılıydı. Ben gece gündüz anıttayım. Bunlar uzaktan anne kucağında bekliyorlar beni. Yağmur. Kasım ayında çekiyoruz zaten. Yağmur. Bir de yetmedi. Arazözle Yağmur'u destekliyoruz. Annesinden ayrıldı. Koşarak geldi. Çenesi titriyor soğuktan. Atıyorum. Beni babamdan kimse ayıramaz diye ilk şeye, başlık krevine katılan yanıma oturdu. Ama bir o oturdu. Çene titremesi rol falan değil. Hakikaten gerçek, titriyorum. Gerçek. Ve çok ben iyi hatırlıyorum ağlıyordum. O günü. Seyirci orada ağlıyor. Böyle bir şeydi yani akıllı. İlk filmin böyle başladı. Böyle başladı. Şimdi Panzehir'de baba oğul oynuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Vizyona girdi. Tabii. Cehennem bazen dünyadadır. Ne kadar zaman geçerse geçsin, canavarlar unutmaz. Yaptıkları kötülükleri, döktükleri kanı, tutmadıkları sözleri asla unutmazlar. Biz bu canavarlara tetikçi deriz. Kaç adam öldürdün benim için? 66. Vefasızlık yapacak kadar genç değilim. Artık çıkabilirsin. Yarın akşam lokantaya gel. Kadir Korkut'a yakışır bir yemek ye. Bu Kadir Korkut'un son gecesi. Biraz filmi anlatırsan sonra babanla devam edeceğiz. Çok fazla hani bilgi vermeden şöyle söyleyeyim. Yani bence Türk sinemasında çok iddialı bir şey söyleyeceğim ama şu anda gerçekten çok büyük bir boşluğu dolduracak bir film bu. Evet içinde macera var, evet içinde entrikalar var, içinde aşk da var. İçinde insanların birbirleriyle olan çelişkileri var. İnsanın evet. Kendi kendisiyle olan çelişkileri var, hesaplaşmaları var. Hesaplaşması var. Yani. Dolayısıyla seyircilerin birçok şeyi bulabileceği, birçok şeyi yönetmenimiz Alper Çağlar'ın da aynı zamanda senaristliğini yaptı. Böyle şiirsel bir dille anlattığı bir şey. Emin Boztepe zaten filmde başrolü oynuyor. Emin Boztepe dünya herhalde yenilmezlik unvanına sahip. Aynen öyle. Yani muhteşem, için söylüyoruz muhteşem inanılmaz bir adam. Dünya çapında 500'ün üzerinde dövüş okulları var. Uğruna kan döktüklerimin beni zehirlediği, ihanete uğradığım, sevdiğim kadına kastettikleri gece bekleyecek bir hesabım var. Filmde Kara Cemal'in yani babamın karakterinin gençliğini canlandırmış olmam çok ayrı bir yerdi benim için. Ben sette her çekim gününe gittim. Özellikle hareketlerini izledim. Bastonuyla yaptığı hareketler, eliyle yüzüyle oynaması, hareketi, şu parmak arasındaki işte arası, onları kullanması, hepsini mümkün olduğunca onu gençliğindeki karaktere yansıtmaya çalıştım ki seyircilere bilinçaltından bu karakterin devamlılığını verebilelim diye. Çok güzel bir film oldu herhalde. Çok inanılmaz bir film. Yani Türkiye'nin en iyi aksiyon filmi. Kaç adam? Ben diyebilirim rahatlıkla. Denebilir. Yani macera olarak, hareket olarak gerçekten son derece şey iyi. Yani böylesine çekilmedi. Yunan trajedisini düşün. Ne varsa orada insanla ilgili ihtiras, iktidar, şehvet. Sen mafya babasını mı oynuyorsun? Evet. Şu repliklerinden biraz alalım ya, eski repliklerinden. Evet, nahirin olamaz diye. Murat onu çok söyledi.
Ya biz onu... aptal vücudundan... Hayır, hayır. İnek kellerini almaya geldim. Hayır canım, kançık kellerini ötlek bedeninden ayırırım diyor mesela. Ne? Bizans şeye söylüyor. Krala. Bizans kargası diyor mesela. Ne kadar? Ama sadece mesela babamın değil, biz evde kardeşimle mesela konuşurken hep bu Türk filmleri repliklerinden şey yaparız. Mesela ben ona telefon açarım. Benim olduğumu bilir telefon numaramdan ama sen kimsin der. Ben Kadir derim. Karşı taraftaki böyle hangi Kadir? Ben de böyle deli Kadir lan. Yani hep böyle mi konuşuyorsun? Bizim konuşmalarımız böyle. Hanımla nasıl? O pek bunları anlamıyor tabii ki. Yani hayır, Türk oğlu Türk tabii ki ama hani o bizim kadar, biz artık yüzlerce defa seyretmişiz aynı filmleri. Evet. Zaten biz üçümüz olduk mu Kıvancığım? Her an bir espri buluyorduk, yakalıyorduk. Hele böyle ukalalar olur biliyorsun. Aa. Burnundan kıl aldırmaz falan gelir ya. Allah, o nasıl dalgamızı geçeriz fark etmez. Muhteşem malzeme. Anında bir espri. Mutlaka 5 dakika, 10 dakika içinde bir espriye kadar evde müthiş gülerdik. O yüzden ben zaten kendimle dalga geçmeyi çok seviyorum. Evet. O da öyle. Ama dışarıdan böyle sert gibi duruyorsunuz. Yani öyle biliniyorsunuz. Fazla insanlar size yanaşmaya korkuyor. O tarafınız da var ya. Olur mu ya? Şimdi kaç tane geldi resim çektirmek için? Evet, hepsi geldi. O saygıdan dolayı. Ya olur mu? Kimse, Anadolu'da ben Babacan programı, alkol uyuştur gittiğim zaman herkes gelir kucaklaşır. Gelir şap diye kucaklaşır öper. Sonra ya bakmak şey, bu çok samimi falan oldu ama sen bizim aileden birisin yıllardır. Onun için böyle geldim, tabii, kucakladım. Evet. Kusura bakma. Yok, bende o şey yok. Türk halkı var ya, dünyada olabilecek en güzel halktır. Sağduyusu vardır. Cahildir ama çarıklıdır. Öyle, mizah ya, espri ya. Evet. Ya adam mevsimlik ırgat, römörke koymuş çocukların giderken devrilmiş römörke, çocuklar ölmüş. Kahvede oturuyor böyle kederli. Gittim ya, lütfen dedim. Üzülme Cüneyt abi dedi. Onlar kazayla geldi, kazayla gittiler. Böylesine... Böyle bir laf olur mu? Kazaya geldi, kazaya gitti. Ay Allah. Çünkü hayatın zorluklarını ancak böyle yeniyorlar. Evet, doğru. Nasrettin Hoca boşuna mı çıktı ya? Aynen doğru. Peki filmde herhalde 5 ülkenin de ortaklaşa şeyleri var. Uluslararası Warner bir Bros. Film. Warner Bros. Yapıyor. Yani biraz filminizi anlatsa. Hiç filmle ilgili bir şey anlatmıyorsunuz yani. Yok, sen başladın, biz de girdik işte. Girdik. Film işte söylediğim gibi bu şey. Orada kimleri dövüyorsun? Ben, ne yapıyorsun? Ben dövüşmüyorum. Dövüşmüyorsun. Şey dövüşüyor. Övey oğlum. Emin dövüşüyor. Çünkü bana dövüşecek adam bulamıyorlar. Ben biliyorsun Türkiye'de bütün bitirdim adamları. Avrupa'dan falan ithal ediyorlardı. Dövmeden kimse kalmadı. Çok değişik bir film gerçekten. Mesela ben... İlk okuduğumda senaryosu bu bir roman olur dedim ya. O mükemmellikte. Senaryo geldiğinde mi etkilendin sen? Yani nasıl ikna ettiler? Senaryoyu çok sevdim. Karakteri sevdim. Yani bir tehlikeli de tabii, yani kötü adam oynuyorsun. Hayat boyu iyi adam oynamışsın. Tabii onu düşündük. Kötü yani. Adam oynamak tehlikelidir. Yani Türk sinemasında pek çok oyuncu kötü rol oynadı gitti. Evet. Ama ben şeyi de oynadım. Yaralı Kurt'u da oynadım. Lütfü abi, Lütfü Akat'la. Sakat, topal, kiralık katil. Engerek yılanı gibi bakıyor. Ödül bile aldım. O rolle. Evet. Ama sevince insanlaştı o. Yeni nesil oyuncular için bir şey söyleyecek misin? Yani o kadar çok bilgilisin, o kadar çok şey gördün. Şimdi ne oluyor bilmiyorum, Muhteşem Yüzyıl izliyor musun? Sarttı, artık izlemiyorum. İlk anda. Ama Muhteşem Yüzyıl'ın bir büyük şeyi oldu. Mesela ben alkol uyuşturucu konusunda çocuklarla o çok ciddi için olduğu için kültüre geçiyordum, tarihe, halkı ve özellikle gençliği, tarihine çok meraklı. Çok da seviyor. O bir tarih şeyi uyandırdı, merak uyandırdı. Ama biz gençliğimize tarih bilincini veremedik. Dün akşam bir programda tarihçiler vardı, profesörler. Tabii Türk tarihini çok yanlış söylüyorlar. Yani koskoca profesörler Türk tarihi konusunda yanlış şeyler söylüyorlar. Türk gençliği tarihini bilmiyor. Abi sen bilmiyor, ben karış karış Anadolu'yu dolaştım.
alkol, uyuşturucu konusunda. Karımla Avrupa'da nerede Türk varsa oralara gittim. Seminerler verdin herhalde. Sen de kardeşim gitsene ya. Orada ben tarih konusunda gençlerle konuşacağım dersen her belediye, her kuruluş sana açar. Evet. Salonu bulur, kalabalığı toplar, reklamını. Git, anlat tarihini. Biz gençliğimize tarih bilincini aşılayamadık. Bak işte bu filmde, bu filmde bir geçmiş gerçekçilik var. Nereden geldi bu adam? Nasıl? Tarih olmadan gelecek olmuyor. Orada var. Nereden geldi? Nasıl oldu bu adamlar da koskoca imparatorluk kurdular? Tarih bilincimiz olsaydı bizim gençlerimiz de bütün bu yaşadığımız saçmalıkları yaşamazdık. Yani popüler kültür düşün. O bile şey değil. Alt kültür, gece kondu. Yeni nesil genç oyuncularımız başarılı mı sence? Çok umut. Kimler var mesela? Umut verici vardı. Fakat bu çalışma şartları altında kendilerini geliştiremediler. Mesela İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu. Bir numaralı. Bir numara. Tabii yani. Nesini seviyorsun Kenan İmirzalıoğlu'nun? O kahraman. Öyle mi? Türk insanı menkıbesinde, masalında, destanında, ninnisinde, her şeyinde ya. Kahraman vardır. Kahramanı sever, o özdeşir seninle. Kahraman yaratacaksın, o kahraman. Kahramanları seviyor Türk. Kahramanları Türk halkı seviyor. Kenan İmirzalıoğlu bir numara. Kahraman oldu. Peki Kıvanç. Ki televizyonda kahraman olmak çok da zordur. Doğru. 120 dakikalık bir dizi gelse oynar mısın dizide? Ya iyi bir rol olursa oynarım ya. Yani. Nasıl mesela iyi bir rol dediğin nasıl? İşte bak bu Karacaman. Çok harika. Diziyi söylüyorum ama sinema filmi demiyorum. İşte aynı karakter. Öyle mi oynarsın? Tabii. Hala oynamak istiyor musun yani? 50 yılı geçti bildiğim kadarıyla. Abi paraya bak abi. Ne yapacağım bu kadar parayı Cüneyt abi? Vallahi şimdi. Benim çok param yok. Benim kuşağım parayı, şöhreti bilmedi. Orhan Günşiray akciğer hastalığında sigorta hastanesinde 3 kişilik odada yattı. Evet. Televizyonu yoktu. Hüseyin Peyda bir akciğer kanseriydi. Çalışıyordu. Film çekmişler İzmir'de. İzbe Hamm'ın öyle bir yerde odada bırakıp gitmişler. Borçlar pislik içinde. Aç sefil. Telefon etti biri de otelden gittik aldık geldik. Böyle. Bilemedik biz. Mesela ben o çok tehlikeli sahneleri çektiğim filmlerde kaza %100. Evet. Ama atlatıyordum. 150 bin lira alıyordum. Arabeskçiler 5 milyon 10 milyon alıyorlardı. Yapmayın. Biz bilemedik. Allah'ıma şükür ben biraz cimri olduğum için bir de köylü olduğum için babam tabii biz çok açlık yoksulluk çekince biriktiriyorsun. O terbiye bizde. 3 kuruş kazanırsan 1 kuruşunu biriktir diyor. Cüneyt Arkın çok açlık ve yoksulluk mu çekti? Çok. Cüneyt Arkın olmadan önce. Ya, kitabı oku. Okuyacağım. Kitabın neler çektiğimi, başı da zaten fakir gencin hikayesi. Neler çektiğim. Biz kök çıkarır yerdik. Fakir gencin hikayesi Cüneyt Arkın'ın yeni kitabı. Daha yeni çıktı. İkinci kitap sanıyorum bu. İkinci kitap. Burada bütün hayatım var. Şey de var mı? Parasız kaldığın dönemlerde hasta bakıcılığı yapıyormuşsun. Parasız değil, aç kaldım dönemde. Hocam vardı Profesör Halisi'ye konulan. Nur içinde yatsın. Ben o zaman 60 lira alıyorum aylık. Gece 24 saat ağır hasta, yaşlı bekliyorsun. 10 lira 15 liraya. Her türlü durumda müdahale edebiliyorsun. Çünkü dahiliye, kadın doğum, cerrahi stajlarını yapmışsın. Bunlar 3'er aylıktır. Ama altını da temizliyorsun. Hepsini yaptın yani. Tabii tıraş da ediyorsun, şey yapıyorsun. Bir şey çok ağrıma giderdi ya. Yemek yerler, artıkları bana verirlerdi. Yemek artıklarını. O ağrıma giderdi. Onun dünden altını temizlemek falan ağrıma gitmedi. Artıkları mı yiyordun? Bu kitapta çok programlara çıktık, gazetelerde röportajlar, çok şey öğrendi halk ama burada bilmedikleri çok şey var. Zaten korkunç itirafları diyor ya, Cüneyt Arkın korkunç itirafları. Küçük oğlum da çok zahmet verdi işte, kapağından tut da şeyine kadar. Murat'ın emeği geldi. Yani üçümüz bir arada aslında bu işi kotardık. Bir de az önce söyledim ya, Türk halkı bir şey bulmalı filmden, diziden. Evet. Burada Türk halkının var. Türk halkı var burada. Türk halkının içindeki bir insan. Ben tabii yani ben konuşmuyorum, ben yazmıyorum. Türk halkı kendisi yazar gibi. Gençler öncelik dert. Ben çünkü
alkol uyuşturucu gençlerle tanıştıkça internet sayfam var. Devamlı onlarla ilişkim var, dertleri. Burada o dertlerine çare bulur. Mesela kız tavlamanın yollarını öğretiyorum bu kitapta. Kız tavlamanın? Abi... Sen onu mutlaka oku. Bak orayı çok iyi oku. Benden ya geçti. Ya sen oku işte. Benden geçti. Ya ben bir şey biliyorum da yani. Peki okuyacağım. Şimdi mesela... Kız tavlamanın yollarını Cüneyt Arkın. Tanışma, ilgi, flört, sevgi, yenge, aşk. Betül Yenge okudu mu bunun kitabı? Ağladı ya. Öyle mi? Kız tavlamanın yolları bölümünde ağlamadı. Orayı atladı. Cüneyt Arkın'ın tekmesinden sonra Beyazıt Öztürk ne yaptı? Arkamda duruyor. Bir eşek tekmesi vardır. Ben bir tane çaktım bunu aşağı. Biraz aşağı vurmuşum, ne bileyim ben. Panzehir filminin aksiyon sahnelerine Bülent Ersoy nasıl dahil oldu? Bülent Hanım görmüş, durdurmuşlar arabayı ve hani ayırmaya kalkmışlar. Cüneyt Arkın oğlunun yıllar sonra oyunculuğu seçmesine nasıl tepki gösterdi? İşte her zaman der ya bizim ailede. Bizim ailede bir şey var. Ben doktor genel oldum. Bilgisayar mühendisiyim dedim. Cüneyt Arkın Yeşilçam döneminin zorluklarını anlatıyor. Aç karnına gittiler, aç karnına geldiler. Cüneyt Arkın'ın hayatındaki en büyük korkusu ne? Uzun süre o şeyi yaşadım. Cüneyt Arkın Hollywood'dan gelen teklifleri neden kabul etmedi? İtalya'da Steve Arkın, evet. Avrupa'da George Arkın. Usta oyuncu Cüneyt Arkın Ömer Şerif'in hangi sözünü unutamıyor? Ömer Şerif'le karşılaştım bir gün. O bana çok koydu. Yumrukla beş adamı devirdiği filmlerinin tiye alınmasını nasıl yorumluyor? Zaten bu filmler çöplük filmi diye moda oldu Avrupa'da. Merak edilen soruların cevapları birazdan Kenan Erçetin Göz'le yüz yüze de. Yaş kaç burada bu resimde? Aşağı yukarı filme başladım 26. 26-28. 30'a yakın evet. Şimdi yaş kaç eğer sakıncası yoksa? 75. Maşallah. Herhangi bir sağlık problemi şey yok. İşte o ameliyattan sonra nöropati dedikleri bir şey var. O, yüzmek çok iyi geliyor. Keşke dünya su dünyası olsa hep yüzerek gitsek falan. Yürümek bana zor peki geliyor. Peki şey seni üzüyor mu böyle? Bir tane vurdun mu 5 kişi devriliyordu, uçuyordun havalarda. Şimdi böyle biraz nörolojik olarak da bak, durmak filmde, üzüyor mu seni? Bu filmde şey var ya kavga şey yapan. Emin abi. O bu konuda o kadar usta ki. 10 tane adamla dövüşür onu da temizler yıkar yere. Taş gibi demir. Bir karşılaşayım dedim müthiş bir şey. Zaten bir siyah kuşağı varmış usta sen. Evet. 4 kişiyi... Çok kolay şey yaparsın, ekarte edersin. Doğru. Acayip bir şey o. Saniyede. Hiç nörolojik problem bloku... var gibi görüyor musun? Hiç. 5 hala garantisi var. Blokoyu karşıladım, girdim mesela. Sen kavgacı mısın Murat? Ben sadece defansta durmayı öğrendim sayesinde. Dediğim gibi o maçlarda şurada burada evde. Çünkü bazen hakikaten yani normal böyle yürürken... böyle belli bir mesafesi vardır. 1-1,5 metre çapında etrafında durmayacaksın hareketsiz. Ha gerçekten. Tabii uzun süre hareketsiz durduğunu görürse onun bir şeyi ya, vardır. Şimdi... Refleks dediğim gibi şöyle yapar, sağ ayak bir kalkar. Beyaz kızar mı acaba söylesek? Şimdi Beyaz'ın programına çıktım. Ha bu orada ya dedi sen ne güzel bu şeyi vuruyorsun, tekme atıyorsun, şey yapıyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun dedi. Arkamda duruyor. Bir eşek tekmesi vardır. Ben bir tane çaktım bunu aşağı. Biraz aşağı vurmuşum ne bileyim ben. Bir vurayım bakayım nasıl yapıyorsun? Yok abi ben şimdi göster diye demedim. Ben Allah muhafaza. Hayır anlamadım. Daha yani. Yaşım genç benim şov hayatım var ben devam etmek istiyorum. İstersen deneyelim. Ben yaşlıyım benim şov hayatım falan yok. Yok. Evet. Valla deneyelim nasıl abi? Efendim? Tamam deneyelim. Neyi? Bir hareket deneyelim. Ya şimdi yüze mi diyorsun? Yok yüze değil abi. Kaba yani, etlerine. Nereye olursa erine. Nereye olursa erine. Nereye olursa olsun. Yazı mı? Evet. Hala evlenemiyor çocuk ya. Ama bu işte bu itiraf oldu. Cüneyt Arkın'ın tekmesinden sonra Beyaz evlenemiyor. Bu çok güzel. Kızar mı bilmiyorum. Çok da seviyorum hemşehrimi. Çok seviyorum. Çok da saygı duyuyorum. Yok efendi. Yani zaten siz birkaç kişi kaldınız. Evet. Vallahi yoksa. Bu filmle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu filmde kardeşim öresine dövüşüyor. Filmle ilgili fakat bir de şu estetik espri var. Çok estetik ama yani... Hmm. Göze hoş görünüyor. Ben bile karate sahnelerinde balerin götürüyordum.
Balerin götürüyor. Tabii. Yumuşasın. Göze hoş görsün. Görsün çünkü karate sert. Tabii. Bu filmde bir de o kadar gerçekçi sahneler olmuş ki 12 tane polise ihbar yapılmış. Evet. Doğruysa değil mi? Yani izin alınmasına rağmen o çatışma sahnelerinde işte etraftakiler tabii validen alınmış, emniyetten evet. alınmış ama... Ona rağmen o etrafta o kadar gerçek dövüşler tabii, var ki. Tabii yani kullanılan silahları ben yani birebir gerçeklerin replikası yapılmış, kopyası yapılmış. Ben işte yönetmenin evine gittiğim zaman, Alper'in evine gittiğim zaman bana senaryonun başka bir kopyasını verdiğinde bir masa vardı. Üzeri şöyle örtüyle kaplıydı. Örtüyü o hakikaten mafya filmlerindeki gibi şöyle bir kaldırdı. İçinden o silahla inanılmazdı yani. Dedim ki burayı bassalar harbiden götürürler seni bu kadar gerçekçi. Zincirlikuyu'daki çekim sahnesinde Bülent Ersoy evet. arabadan inip arabadan değil mi? Inip. Anlatsana ne oldu orada? Ya benim bildiğim kadarıyla hakikaten oradaki kapışma sahnesinde Bülent Hanım görmüş, durdurmuşlar arabayı ve hani ayırmaya kalkmışlar. Nasıl bir şeyse artık o böyle bir panik mi olundu orada veya hatta evet. hani silahların sesinden mi? İşte sonunda işte Emin abi çıkmış anlatmış olayı böyle böyle falan hani biz burada film çekiyoruz falan deyip ancak öyle sakinleştirmişler olayı. Peki Murat senin yeni bir dizi teklifi bir şey var mı oynayacak mısın sen gerçekten artık mesleğini bununla mı devam edeceksin yoksa ikisini birden mi devam edeceksin? Ben ikisini birden yapacağım. Evet. Bizim şimdi zaten kardeşimle beraber dersleri kurtaran adam. Cüneyt abi güldü gene ama niye güldüyse. Yapacağım. Çok zor ya. Zor tabii. Neydi diğer mesleğin tam anlat. Benim asıl yazılımcılık. İnternet programcılığı ama şimdi şöyle baban söyleyeyim. Baban doktordu, oyuncu oldu. Sen yazılımcıydın. İşte her zaman der ya bizim ailede. Bizim ailede bir gene, şey var. Var bir şey. Var bir. Ben doktor garaj oldum. Bilgisayar mühendisiydim. Çok başarılı çok bilgisayardan. Var mı? Var. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim internet sitemiz. Bu hani dünyayı kurtaran adam çok var ya biz güzel. Onun dersleri kurtaran adam versiyonunu ders yaptık. Ders notlarıyla üniversite çocuklarının sınıf geçmesini sağlayan bir program. Aa çok güzel. Evet yazılımını işte forum sayfalarımız ama var. Ama babandan herhalde bir imza almışsındır. Babanın rejisterinde çünkü dünyayı kurtaran adam. Şimdi dersleri biz, kurtaran adam. Tabii ne istiyorsa hakkı neyse. Ya dünyayı kurtardık da sen az önce söyledin ya para turu var. Ulan biraz da kendimi kurtarsaydım ya. Ne yaptın paraları peki? Çok mu böyle çapkınlık mı? Gece olur hayatım? Mu? Ne? Ya biraz karakollara gitti tabii de. Ama yok. Ama yani kaç tane filmin oldu ben hatırlamıyorum da bu kadar bir, film. Ama söyledim 50. bak. 50. yıl. Bak en tehlikeli avantür, macera, tarihi filmlerde 150 bin lira alıyordum. Evet. 5 milyon, 10 milyon alıyordu arabesçiler. Biz parayı bilmedik. Doğru. Karakter oyuncuları hiç bilmediler. Karakter oyuncuları olmadan Türk filminde film yapılmazdı, imkansızdı. Onlar isteselerdi bankalarda paraları, yadıları, arabaları, her şeyler, hizmet, her şeyler olabilirdi. Doğru. İstemediler. Aç karnına gittiler, aç karnına geldiler. Sonra da işte sefil facia içerisinde ölüp gittiler. Bir şey yapamadık onlara. Ölüm seni korkutuyor mu? Hiç. Öyle mi? Hiç umurumda değil. Hiç. Yalnız şey ben o çok kaza geçirdiğim için rüyalarımda, kabuslarımda şey tekerlek sandalyede gördüm ben kendimi. Alt tarafı tutmayan. Uzun süre o şeyi yaşadım. Bir ondan korkarım. Yani uzun süre hastanede yatakta kalmayayım. Babamın dediği gibi 3 gün toprak şey yatak. Dördüncü günü toprak adı. Eyvallah. Babam öyle dedi öyle. Savaş arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Evet. Madalyası da vardı. Doğru. Karısının ismini söyledi. Arkadaşların ismini söyledi. Gitti. Ben de çocuklarımın ismini, karımın ismini söyleyip. Sadece yatalak olmak istemiyorsun. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Peki bir şey soracağım. Madem böyle para alamıyordun, sana çok güzel tekliflerle geldiğini biliyorum zamanında. James Bond aranırken Londra'dan geldi. Niye kabul etmedin? Sen niye dünyaya açılmadın? Ya yapamazdım. Neden? Bir kere... Korktun mu bir şeyden mi? Biz Cumhuriyet dönemi öğretmenlerinden ders aldık. Hmm. Yani ne olursa, mesela bu kitapta var. Memleketime doyamadım diye. Doyamıyorsun memlekete. Zor bir şey. Ben orada gittim. Steve Arkin diyorlardı zaten. George Arkin. Steve Arkin. İtalya'da Steve Arkin. Evet. Avrupa'da George Arkin. Uzak Doğu'da Lee Arkin. İran'da Fahrettin. Çünkü adamlar bizim filmlerimizin isimlerimizi değiştirdi. Yeni bir James Bond aranıyordu. Sana... Tabii David Pelham geldi. Evet. Ya, karıştık. Gittik orada. Ya 3 tane adam var etrafında. İç geçirmiyor.
gece istediği saatte yatırıyor. Bir hayat, özel hayatın yok. Tabii çok ciddi. Çok abi. Büyük para yatırıyor senin tabii. üzerine yani. Sonra bir de benim menajerim Yahudi'ydi. O işe girdi de yavaş yavaş benim Türk olduğumu öğrenince tereddütler başladı. Zaten ben de artık istemez hale gelmiştim. Çünkü Omar Şerif'le karşılaştım bir gün meyhanede gibi bir yerde. Her şeyim var, vatanım yok dedi. O bana çok koydu. He. Sen de vazgeçtin ve... Abi bir geldim. Ya özlüyorum ya. Buranın pisliğini, çöplüğünü, gürültüsünü, kavgasını, gülçeğini özlüyorum ya. Vallahi ya. Doğru. Peki bu şey hiç sana üzüntü verdi mi? Yıllarca dalga geçildi. Dünyayı kurtaran adam. Yo. Beş kişi vuruyor, deviriyor, bilmem ne oldu. Bu sana üzüntü verdi mi? Yo. Hiç üzülmedin. Yo. Ben siyah kuşağım. Ben dört kişiyi deviririm. Beş kişiyle kavga ederim, deviririm. Zaten şunu söyleyeceğim. Yani Amerika'da örümcek adam, Süpermenler çekildi. Şimdi onları benimsedik ama bizim filmlerimizle dalga geçtik sürekli. Zaten bu filmler çöplük filmi diye moda oldu Avrupa'da. Evet. Çöplük filmi deniyor. Tabii. Saçma, ironi. Ama çok derece saçma. Son derece saçma fakat ciddi. Dünya Kurtaran Adamın Oğlu filmi için ne diyeceksin? İki tane çakar. Yanlış oğul mu seçtik acaba? Yanlış oğul. Çok eleştirildi çünkü o film. Bütün imkanlara, paraya. Güzelim. Ben hayatta bir şey, ben sahneye de çıktım biliyorsun. Evet. Furya zamanı. 80'li yıl. Ne ya, para kaybedip indim. Hayatta bildiğin işi yapacaksın. Evet. Sen hareketli macera filmi çekebiliyorsan onu çekeceksin. Çekemiyorsan ben çekerim diye girmeyeceksin. Doğru. Yani sen komediyi böyle yani senaryo yani olmadı. Baştan... Peki yeni nesilden şunları da sormak istiyorum. Burak Özçivit, çocuğu seviyorsun galiba bildiğim kadarıyla. Yakışıklılık yeterli mi yoksa oyunculuk da önemli mi onu soracağım. Bir de onun için tırnak içinde genleriyle oynanmış Malkoçoğlu tabiri taktılar Burak Özçivit'e. Sen ne söyleyeceksin bu konuda? Malkoçoğlu'nu oynuyor çünkü. Oynuyordu. Malkoçoğlu o değil. Malkoçoğlu hayatı boyunca kapalı bir yerde yatmamış. Hep at üstünde. Seferden önce o ülkeye gidiyor. 5-6 yabancı dil biliyor. Coğrafyasını, ekonomisini, sosyolojisini, her şeyini, dilini öğreniyor. Orduya bilgi veriyor. Ordu ona göre geliyor. Evet. Gücüne. Her şeyini öğrendikten sonra. Malkoçoğlu akıncı. Akıncı bir. Zaten bir savaşta çoğu gitti. Ondan sonra Osmanlı sarsıldı. Sen söyle yeni oyuncular konusunda. Bir filmde baş oyuncunun kahraman oynayacaksa, macera çekiyorsa o bir filmde nasıl kahraman olunur? Kendini nasıl seyirciye kahraman kabul ettirirsin? Onun formüllerini bir bulmak lazım. Daha çok mu çalışmalar lazım? Öyle mi? Ya gece gündüz Medrano sirkine gittim. Adamların şarabını, halısını taşıdım ya. Kazak sirkinde atları şey yaptım, tımarladım, yemlerini verdim. 6 yıl karate çalıştım ya. Karate yapmak için. Medrano sirkindeki çalışmalarından geliyor değil mi bütün bu tabii, akrobatik hareketler? Tabii ya, Medrano sirkinde ne varsa ben aldım getirdim. Orada ama her türlü hizmeti yaptın. Temizlik dahil, atların bakımı dahil. Bakıyorsun tabii. Bunun için işte bazı şeyleri yapmak lazım, fedakarlık yapmak lazım. Necati Şaşmaz mesela, Kurtlar Vadisi. Sana da o diziden teklif geldi diye bir konu oldu. Teklif geldi mi? Ne söylemek istersin? Yok, gelmedi. Gelmedi mi? Nair. Yani Nair olamazdı. Ama büyük başarı 10 yıl götürmek evet, işi ya. Evet. Baştan şey yapıyorduk. Şimdi o da attı herkesi vuruyor, öldürüyor. Peki başka söylemek istediğim şey var mı? Beren Saat kadınsı değil demişsin. Ne? Beren Saat kadınsı değil. Dedin mi böyle bir şey? İyi oynuyor ama kadınsı değil demişsin. Hangi dizide? Sen Beren, ya bilmiyorum söylemiş olabilirsin. Senin tarz bir lafın o. Nurgül Yeşilçay çok patavatsız demişsin. Bu da onun tarzı mı? Yok, yok benim tarzım şekilde, değil. Yok, öyle şey o şekilde konuşmaz. Öyle mi? Mümkün değil. Yeni nesilde herkes çalışsın ve başarıya ulaşsın.
Filmin için başarılar diliyorum. Başka söylemek istediğim bir şey varsa Murat. Valla bence dediğim gibi eğer fırsat bulursa insanlar mutlaka gidip görsünler. Gerçekten iddialı bir film. Değişik. Değişik. Ve çok iyi bir şey. Panzehir filmin adı. Görmek istiyorlarsa Panzehir'e gitsinler. Kitabı Cüneyt almak Arkın'ın... istiyorlarsa, hayatını ve bizden birini merak ediyorlarsa... Kitabı okusunlar. Fakir Gencin Hikayesi kitabını okusunlar. İnşallah. Cüneyt Arkın olunmuyor kolay kolay. Doğru. 50 yıl bitti, geride kaldı. Ne zorluklar geçti, hepsi bu kitabın içinde. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Gerçekten benim için büyük bir onurdu. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel geçti. Başka zaman devam etmek isterim. Çok teşekkürler. Şimdi teşekkür devam edecek. Evet sevgili seyirciler, haftaya pazar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.